Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe'de Stavon Kalkur depremi yaşanıyor. Sarı lacivertlerin yaz transfer sezonunda Alanya Spor'dan kazasına kattığı savunmacıdan flash bir talep geldi. Fenerbahçe yönetiminin Vitor Pereira öncesinde imza attırdığı yıldız isim Portekizli teknik adamın gelişinin ardından kadro dışı bırakılmıştı. Vitor Pereira'nın sistemine uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Kalkır kendine kulüp aramaya başlamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshetmek istediği yıldız isim kulüpten tüm alacaklarını yani 3 milyon euro yaklaşık 30 milyon lira talep etti. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan transferleri arasında yer alan Diego Perotti'nin yeni takımı belli oluyor. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan ancak Süper Lig'de forma giydiği sadece 4 maçta 3 gol birden atan Arjantinli Yıldız 2016'da veda ettiği Genoa'ya dönüyor. Ünlü İtalyan gazeteci Guilancio Di Marzio, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Perotti'nin kontratını feshetmeye hazırlandığı ve eski takımı Genoa'ya döneceğini yazdı. Geride bıraktığımız sezonda Emre Belözoğlu'nun takıma kattığı isimler arasında taraftarları en fazla heyecanlandıran isimlerin başında gelen Diogo Peretti, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle forma şansı bulamasa da oynadığı kısa sürede gösterdiği müthiş performansla dikkat çekmişti. Sarı lacivertlerin yeterince faydalanamadığı Arjantinli yıldız taraftarların içinde bir ukde olarak kalacak. Ülker stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikliğe girildi. İkinci yarı daha etkili başlayan Sarı Lacivertler 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe sağdan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin revanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı lacivertli 20 yaşındaki futbolcu ilk Avrupa maçına Helsinki karşısında çıkarken şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed etkili bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe'nin altyapıdan geliştirdiği bir başka genç Arda Güler Avrupa'da ilk kez boy gösterdi. Sarı lacivertlerin 16 yaşındaki oyuncusu 68. dakikada Filip Novan yerine oyuna dahil oldu. Vitor Pereira gol atan golcü istiyorum demişti. Bu şeye benziyor yazı yazacak yazar, boya yapacak boyacı, sıva yapacak sıvacı lazım demeye. Nedense sıvacı deyince hep aklıma Ertem Şener geliyor. Tabii en önemlisi ne yaptığını bilen bir teknik direktör de gerekiyor Fenerbahçe. Sistemini medyaya, taraftara değil, oyuncularına anlatabilen. Tamam dün gece kadroda santrafor yok, kabul ediyorum. Ama rakip de senin kalibrende değil Bepereira. Yani sahadaki kötü oyun sadece eksik futbolcularla izah edilemez. Sonra bu kadar sıkıcı bir maç izlerken gencelik Muhammed Gümüşkaya'nın muhteşem golü gecemizi aydınlattı. Golü atıp atmaması çok önemli değil. Önemli olan cesareti, kararlılığı, kendine olan güveni. Pereira'yı biraz da mecburiyetten gençlere şans vermesinden dolayı öveyim mi yoksa takımda bu kadar çok sakat çıkması nedeniyle yereyim mi şaşırmadım. Acaba yanlış bir antrenman mı yaptırıyor? Zira bu kadar sakatlığın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Sonuç olarak ben bu Fenerbahçe'yi beğenmedim. Santrafor transferi yapacak bir başkan istiyorum. Hem de en acilinden. Kendi krizini ve kaosunu yaratmakla Ustalığı kimselere bırakmayan bir takım Fenerbahçe. Her sezonun kendine özgü tartışmaları var. Resmi maçlar etabında da esame listesiyle birlikte ikisi kaleci 6-7'yi gördük. Satamadıkları için Samatya'ya ödedikleri 6 milyon euroyu UEFA'nın FFP'sine sokamadılar. Serdar Dursun, Valencia, Mert Hakan ve Pelkas sakatlar arasında. Santrafor'a zevk yazıldı. Aslında 3-6-0 oynandı maç. Peki Galatasaray sizi istemiyoruz takım bulun dediği Feguli, Falcao veya Jackney ile oynuyor çözüm arıyor. Şişkin kadrosunu boşaltmaya uğraşan Fenerbahçe ise yedeğe oyuncu yazamıyor. Bu müthiş planlamanın iki sahibinden biri tribünde Ali Koç, diğeri sağda Vitor Pereira. Taraftar santraforsuzluk üstünde isyan bayrağı taşıyor. Sağdaki takımın oyunu yok. Santrafor için hazırladığı pozisyon yok. Düşünülmüş hücum aksiyonu yok. Bir sürü oyuncu var. Yedek yok. Ama iyi ki Muhammed var. 20 yaşında füze gibi şut çıkartıp bir anda geceyi aydınlatan genç yetenek. Golünü armayı öperek kutlamak isterken armasız tasarlanan formasını sarılıyor maalesef. Sonrasında 16 yaşındaki Arda da şans buluyor. Krizin fırsata çevrildiği anlar belki de. Geceyi bu gençlerle keyifli hale getiriyor tribündeki taraftarlar. Tek mutluluk onlar. Elbette maçın Fransız hakemini atlayamayız. İlk 45'te iki net penaltıyı göremediler, veremediler. Maçın havasını değiştirecek, oyunculardan baskıyı alacak, rakibi strese sokacak o golün üstü hakem kararı ile çizildi. Kabul edilemez bir acemilik. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira Helsinki maçının ardından açıklamalarda bulundu. Genç isimler harika iş çıkardı. Bu yüzden çok gururluyum. Hafta içi çok fazla çalıştılar. Gerçekten çok mutluyum. Çok gururluyum Sağda çok iyi iki karakter gördüm. Genç oyuncularımız çok kaliteli ve karakterli bir görüntü sergilediler. Muhammed ve Arda genç oldukları için değil, kaliteli ve karakterli oldukları için oynadılar tecrübelerime dayanarak genç oyuncuları yetiştirmek için öncelikle süre vermek, değer vermek, onları geliştirmek lazım. Bunları yaparsanız karşılığını alırsınız. Porto'da yıllar boyunca altyapıda görev aldım. Ama Arda Güler'in karakterinde ve yeteneğinde çok az oyuncu gördüm. Kapalı ve defansı bu kadar yakın oynayan takımlara karşı oynamak zor. İlk yarının ardından neler yapabiliriz diye konuştuk. Kariyerimde çok büyük maçlara çıktım ama bu maçın benim için önemi büyük. Finlandiya'ya daha çok çalışmalıyız. Sağda karakter koyan oyuncularımız var. Onlarla gurur duyuyorum. Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı. Ülke sırasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıya daha etkili başlayan Sarı Lacivertler 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe sağdan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Öte yandan Muhammed'in gol sonrası Arma'yı öpmek için formasını tutmasının ardından Arma'yı bulamaması dünya basınında gündem oldu. İşte bazı gazetelerin konuyla ilişkin başlıkları. Değil Mail, Armasız tuhaf forma tasarımı futbolcuları bu şekilde şaşırtabiliyor. Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya, Oyafa Avrupa Ligi'nde attığı golden sonra takımın armasını bulmayı ve öpmeyi denerken kafası karıştı. Dısan, Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz. Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce. Marka Yeni forma tasarımındaki tehlike. Harika bir gol attı. Takımın armasını öpecekti ancak. Az Hayatının golünü attı ve bunu kutlamak için takımın armasını öpmesi istedi. Ancak başarısız oldu. Mundo Deportivo bir futbolcu gol attıktan sonra takımının armasını öpmek istiyor ve başına bunlar geliyor. İşte modern futbol. Diario Record. Golünü attı, arma öpmek istedi ancak formasında arma yoktu. Globo. Arma nerede? Fenerbahçe'nin alternatif forması. Golü atan oyuncunun kafasını karıştırdı. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.